Her ne kadar saat teknoloji ilerlese bile onun sesi bir ayrı oluyor mesela. Çoluk çocuk hep kalkacak. İsterim çünkü Ramazan dediğimizde bazı şeyler aklımıza geliyor. Bunlardan biri de Ramazan davulcusu. İstemiyorum. Yani oruç tutan da uyanıyor, tutmayan da uyanıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Talas Belediyesi'nin yapılan açıklamaya göre bu sene Talas ilçesinde Ramazan davulu çalınmayacak. Bizler de vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. İsteriz, isteriz. Çalınsa daha güzel olur. Ramazanımız şen olur, hayırlı bereketli olur. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olsun. Peki Talas'ta davul çalınmayacak. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi ne diyeyim ki? Çalınsa iyi olur bence. Ben çalınmasını isterim. Önceden de çalınırdı. Güzelce şarkılar, türküler söylenirdi. İlahiler söylenirdi. Güzel oluyordu yani. Davul çalınmasını isterim. Çünkü her ne kadar saat teknoloji ilerlese bile onun sesi bir ayrı oluyor. Mesela çoluk çocuk hep kalkacak. Davulda adam iftardasa kimi de erlik diller biliyor musun? Erliğini yapacak. Davul çalınması şeydir yani. Ama bu davulu da artık bu siyaset yine döndüler. Muhtarların tanıdığı neredeyse mesela memleketi atıyorum Ağabey memleketi. O memlekette zamanında biz çok gördük İldem'de. Onları yazıyorlar. Görevlileri yazıyorlar. Görevlilerin davulun olur iş ne işi var ya? Adam başka işle yapsın. İşi gücü olan evine bir ekmek götürecek kişi olsun davulcu. Olursa davul çalmasa. Ben çalınmasını istiyorum delikanlı. Peki Talas ilçesinde bu sene Ramazan ayında davul çalınmayacak. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Çalınsa iyi olur kurban olayım. Peki niye çalınmamış olabilir sizce? Vallahi bilmiyorum ben artık ne düşündüler, neye istinaden yasaklandı. Yani onu şimdi üst tabakalar artık ne gibi düşünceler varsa ondandır ya da niye bilmiyorum. Yani çağırsın ne olur sanki. Davula geldi. Herkesimizde davulcu zaten benim bildiğime göre 10 tane bloklar var evler işi diyorlar. Oradan çağırıyor herkes kendi mıntıkasına. Mesela iyi varlıklı durum olursa öbürlerin biraz daha iyi oluyor biliyor musun şimdi şey için mıngır almak için. Elbette ki isterik yıllarca gelenek görenek olmuş elbette ki isterik örfümüz adetimiz. Peki bu sene Ramazan ayında Talas ilçesinde davul çalınmayacak bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Neye çalınmayacağım halk mı istemiyor yönetim mi istemiyor? Belediye bunu kamuoyuna duyurdu. Belediye duyduysa yanlış yapmış bu işi. Sizce bunun sebebi ne olabilir? İşte onu ben bilmiyorum. Onu yetkililere soracağım sebebin ne olduğunu. Ama olsa iyi olur herhalde. Tabii ki iyi olur. Yani gelenek görenek. Gelenek görenek kuzum. Elbette ki iyi olur tabii ki. İsterik tabii. Eski gelenek görenekler daha iyi olur yani. Peki bu sene Talas ilçesinde Ramazan davulu çalınmayacak. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi düşünecek bir şey yok. Belediye ne dese onun dediği olur. Yani biz ne desek boş. Tabii çalınmasını isterdiniz. Tabii isterdik yani. İsterdik. Çünkü eski gelenek görenek o daha zevkli, daha şey. Her şeyi iyi olur yani. Yok. Gereksiz. Yani zamansız çalıyorlar, erken çalıyorlar. Ne bileyim işte ama bu Ramazan'ında bu gerekleri yıllardan beri gelen bir şey ama işte şeyini uygulamıyorlar. Nasıl söyleyeyim? Zamanında yapıyorlar, şey yapıyorlar. Bir de önüne gelen yapıyor. Onun için gereği yok yani. Yani size çalınmasını istemezdiniz. Yok. Herkesin cebinde telefonu var. Çalar saati var, şeysi var. Rahatlıkla iniyorlar, kalkıyorlar. Gerek görmüyorum yani. İsterim çünkü Ramazan dediğimizde bazı şeyler aklımıza geliyor. Bunlardan biri de Ramazan davulcusu. Ramazan geleneklerinden bir tanesi ve bunun yaşatılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla olsa çok iyi olur bence. Bu sene Talas ilçesinde Ramazan davulu çalınmayacak. Peki bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Üzücü. Neden böyle bir karar almışlar onu sormak lazım. Çünkü dediğim gibi geleneklerimizi yaşatmamız lazım. Hem Ramazan için hem diğer konularda. Ya elbette istenir tabii. Niye istenmesin ya? Ama bu sene Talas ilçesinde Ramazan davulu çalınmayacak. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Niye? Orada niye çalınmıyor? Belediye böyle açıkladı. Belediye. İyi, her tarafı yasaklasınlar o zaman. Çalınmaz olur mu ya? Çalınması lazım. İstemiyorum. Çünkü saat var. Ondan sonra televizyondan zaten gece 2'ye kadar oturuyor.
Ramazan davulu çalıyor, rahatsız oluyor. Ha ona ayrıca bir para veriyor. Onda değilim ben ama çalınmasını şahsım adına istemiyorum. Gece milletin çoluğu çocuğu davulu çalıyor, uyanıyor. Yani oruç tutan da uyanıyor, tutmayan da uyanıyor. Eskinin şeyi daha iyiydi. Kaleden top atılırdı. Belki sizin aklınız yetmez. Kayseri'nin birçok yerinden topun sesi duyulurdu. İftar öyle açılırdı. O zaman davul da vardı ama ben davula karşıyım. İsterim. Yani Ramazan ayını coşkulu yaşamak isteriz yani. Müslüman bir ülkeyiz. Bu da eski bir örf ve adettir, anneannemizdir. O yüzden olması güzel olur. Bu sene Ramazan ayında Talas ilçesinde Ramazan davulu çalınmayacak. Peki bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani neden bu kararı almışlar merak ediyorum. Önce onun şeyini öğrenmek lazım. Ama yani bu yıllardır yapılıyor. Yani yüzyıllardır yapılıyor. 10 yıldır, 20 yıldır yapılmıyor. Yüzyıllardır yapılıyor. Bir de böylesine Osmanlı'ya bağlı bir hükümet var başımızda. Onlar da o belediyeden zaten, malum belediyeden. Nasıl böyle bir karar almışlar şaşırdım yani. Ama çalınması lazım. Yani çok bir rahatsızlık vermiyor zaten. O yüzden çalınmasını isterim. Teşekkür ederim.